Kıyamet günden korkuş degen Allah subhanahu ve ta'ala huzurunda barcha bandalarını, her bir insanda o şey joyda hisob kitobini qanday berishlikka korkuş düşünür. Kıyamattan kork, ahiretten kork degende o şey dünyada degen amellerini Allah ta'ala'nın huzurunda kendi kılıp cevabını veremez degen korku varışlık gerek. Rabbisi huzuruna kayıtışı bilen bende özünü onge tayarlaş gerek. Salih amellerde kılış gerek. Dinde kaytarılığı nasırdan kayıtış gerek. Şunun için hem ayet-i kerimede sonra her bir can kesip kılgen nersesini toluk olur dedi. O şekilde her bir bende özü nime iş kıyken bolsa, nime gapirgen bolsa, nime kıyken namaz okuyken mi, roza tutken mi, bırakı azar birgen mi, bırakı hakkını yegen mi, bırakı tecavüz kıyken mi, tonu olan. Bu hakkıda Rabbimiz Allah Ta'ala biz kıyamet günü için adaletlik taraziler koyulmuş. Kıyamet günü için adaletlik taraziler koyulmuş. Biz birer canlı zerrece zulüm kılınmaz. Eğer hantal ösümdeki uruğu dek yakşı ya ki yaman ameli bosa hem ey küçük yedekinde uruğu çelik yakşı ya ki yaman ameli bosa hem o şeyini kettiremiz. Hayatta bazı bir adamla kılıyordu yakşı gibi başka da bilmeydi. Kılınmayı kılıyordu. Bazı bir adamla yamanlığını yapılmazdı. Lakin Havva kılınmasa, Huda keçirmesi, hamasa indi halayık donas, ortasında kursatına. Biz özümüz yeterlik, hesap kitap kılıkçılarımız deyip, Rabbimiz Allah Hak Subhanahu ve Teala merhamet edin. O şekil hakkında Zelzele surası var. Euzu billahi mineşşeytanirracim. Fe men ya'mal mithqala zerratin hayran yara ve men ya'mal mithqala zerratin şerran yara. Bas kim ki dünyada zerre miqdarıca yakşılık kıyken bosa kıyamet günü onu görür. Kim ki zerre miqdarıca yamanlık kıyken bosa hem onu görürdü. Zelzele suresinde Rabbimiz Allah Ta'ala merhamet kıyken. Zerre bizi gözümüzü görünmeyi değil mi özü aslında? O şey derecedeki yakşılık ya ki yamanlığını kıyamet günü de görürdü. Rabbimiz merhamet kıyken. Ya ki bu mesela Yasin suresini yani her gün okuydu kubçilik. Baş aradı, bormak için okuydu. Merhamet degen Rabbimiz Allah Ta'ala. Al-Yawma a'udhu billahi minash-shaytanir-racim. Bismillahirrahmanirrahim. Al-Yawma nakhtimu ala afwahihim wa tukallimun aydihim wa tashhadu arjuluhum bima kanu yaksibun. Bugünlük günde biz onların ağızlarını muhurlap koyulmaz. Biz de onların kılıp ötken işleri hakkıda. Onların kolları sözler, ayakları güvahlık verir. Bu dünyada iki tane adam münasasız bakmasa, yani aile işler diyen, başka işler diyen, aynısı sağda işleri de, cevap muhammakır. Kegen adamlarda oldu, boşlarca gepleri gepleri oradı adamlar. Kıyamette ne muhuladı? Rabbimiz Allah Ta'ala bugün onlarda ağızlarını bu günde muhurla koyamaz. Ağızlar tikiledi. Ağız gepermeydi. İnsanlarda kolu gepirdi. Şu gepleri gepirir dedi. Gepirgen gepke yuvak dese insan da özüne ayakı yuvaklı verirdi. O şekilde var. Cenab-ı Resulümüz Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem eytirler. مَا مِنْكُمْ مِنْ أَحَدٍ إِلَّهِ سَيُكَلِّمُهُ اللّٰهَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ لَيْسَ بَيْنَهُ وَبَيْنَهُ تَرْجُمَان فَيَنْظُرُوا اَيْمَنَ مِنْهُ فَلَا يَرَى اِلَّا مَا قَدَّمَ وَيَنْظُرُوا اَشْأَمَ مِنْهُ فَلَا يَرَى مَا قَدَّمَ وَيَنْظُرُوا بَيْنَ يَدَيْهِ فَلَا يَرَى اِلَّا النَّارَ تلقاء وجهه فاتقوا النار
Valav bi şakki temradin, valav bi kelimetin tayyibetin. Cenab-ı Resulümüz Muhammed Aleyhisselam o şey kündeki halette yine haber verip etkiler. Sizlerden her biriniz parverdigarını huzurunda Allah bilen gepleşedi. Bendesini Allah bilen gepleşediyen künde tercüman bu meyne. Doğru mu doğru gepleşedi. O bende oy tamamı kareydi. Özünü kıyken amelinden başka nasıl görmeydi. Bu dünyada başka adamda ameliye bir yoldan verişi mümkün. O şu adamlarda panası da ötüp yetişi mümkün. O da buna gepleşken günde tercüman yok. Tercüman yok bu kendindeki kendi kılı bir kurtuluş gerektiyse Peygamberimiz Aleyhisselam'ın 10'ye karaydı. Karası özünü kıyken işi var olmaz başkası yok. Çapke karaydı. Çapteyim şu. Aldığı karası dozak. Cenab-ı Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem dediler ki o şey günden saklanışlık için yarım da hurmanı bir bozayım sadaka vereyim. Ya bu mesela şirin söz. Hazır köpeği bittiği solap gelin diyenler. Her nefeste geliyor. Bir olmasaydım yakışık öpü yapıp boş gelin. Bor yok ol diyemez ne gelin. Cenab-ı Resulümüz Muhammed Aleyhisselam şirin söz bilen bozayım. Ey Huda necat versin sizinle, müşkülüyüz asıl kısım. Acamez, havayı beden versin ettirip duanı kırıp, şirin söz bilen bozayım, dozaktan saklanıyorlar deyip, Cenab-ı Resulümüz Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem merhametle gelinler. Hazreti Ömer razıyallahu anh'ın merhametleri var. Ey adamlar, hisob qilinishingizdan oldin hisob qilinglar o'zingizni. Amalinglarni taroziga qo'yishdan oldin nafsingizni taroziga qo'yinglar. Chunki bugun nafsingizni hisob qilishingiz ertada ertangi kun, ya'ni qiyomat kunida hisobingizni o'sha kundagi hisobingizni yengillashtiradi. Katta hisob kuniga o'zingizni hozirlang, tayyorgarlik ko'ring. Shuning uchun ham salaflar bizdan o'tgan yetuk insanlar, yaxshi insanlar hisob kitob qilishgan. Qiyomat kuni Alloh taoloning huzuriga borish uchun o'zlarini tayyorlashgan. Anas ibn Molik roziyallohu anhu aytadilar, Hazrati Umar o'zlarini hisob qilib shunday deyotganligini eshitganman. Umar ibn Hattob mu'minlarning amiri dedilar. Ey Allohga qasamki, ey Hattobning o'g'li, Alloh senga seni yo azoblaydi yoki bo'lmasa azobdan saqlab qoladi deb o'ziga o'zi xitob qilib aytadilar. O'sha mahalda bitta amalini qo'yardilar. Bu ishni qilding. Ey Umar, Xudodan qo'rq. Bu amaling bilan yo seni azobga yoki undan saqlaydi Xudo der ekan. Yazid ibn Rakshobiy degan zot rahmatullohi alayh har kuni o'zini hisob kitob qilib yig'lar va shunday deb aytardiki, ey Yazid, xoninga voy olsin. Vafot etganingdan keyin kim seni nomingdan namoz o'qiydi? Kim seni nomingdan roza tutadi? Xoninga voy bo'lsin. Sen vafot etganingdan keyin seni nomingdan kim sadaqa qiladi? Deb o'ziga o'zi aytarkan. Rabi ibn Asham rahmatullahi aleyh özleri üyüge kabir kazı genekenlerde her günü bir kirerkenler. Ey Rabbim, beni kaytar, beni tüzelt, beni ıslah kıl, bana şu cöyge kirerdiğin günüm var deyip özüge özü, bana şu da kabirde kirerdiğin günü oynayıp durup amanını tüzeltirkenler. Korkuş gerek Allah'dan, gıybet kılıçtan korkuş gerek. Birovni haqqini yeyishlikdan qo'rqish kerak. Birovni sha'nini, obro'sini oyoq osti qilishlikdan qo'rqish kerak.